Şu haline bak ya. Yıkık altından çıkmış gibisin. Ya ne istiyorsun sen benden? Ha? Niye taktın bana kafayı? Ben sana bu evin, bu manzarasını ömür boyu yaşaman için bir teklifte bulunuyorum. Geçmiş karşıma bön bön bakıyorsun. Ağzını bozma. Bana 007 diyorlar biliyor musun bu alemde? James Bond hesabı. 007. Sıfır yaşam kalitesi, sıfır kendine saygı, 7 de IQ herhalde. Ne kadar güzel şaka da yapabiliyorsun. Hayatımda bir üvey abla terörü eksikti. Tam oldu. Hadi anlat, ne diyeceksen de. Sen Nursema'yı kafalayacak mısın? He? Yoksa pinekleyecek misin burada? İkimizin de işine yarayacak bir şeyden bahsediyorum. Tamam, diyelim ki senin dediklerini yaptık. Bu muazzam planlanmış hikayenin bana ne faydası? Senin bütün bu evin hayatını karşılayan kişi annen, değil mi? Hı hı. Firaz diye bir şey yok. Ekstrelerini de annen ödüyor. Senin bu hayatın devam etmesi için annenle barışman lazım. Ne güzel. Ya ben şimdi sırf annemle barışmak için hiç tanımadığım ve tarzım olmayan bir kıza ilanı aşk edeyim, öyle mi? Ben sana onu mu söylüyorum ya? Nasıl? Ne saçmalıyorsun sen? Ben her şeyi ince ince işleyeceğim. Sen sadece plana uyacaksın. Öyle acele bir şey yapmaya çalışmıyoruz ki zaten. Niye dikkat çekelim? Ayrıca o Nursema hiç göründüğü gibi süklüm püklüm bir kız da değil. Sinsinin teki. Beğenmiyorum. Beğenmek zorunda da değilsin zaten. Ya tipim değil. Her şeyin bir bedeli var Firaz'cığım. Ah evet. Sonra? Ben annene gidip seni ve Nursema'yı bir araya getirecek anahtarı alacağım. Sonra sen sadece plana uygun davranacaksın. Ama sen Nursema'nın kalbinin anahtarını aldıktan sonra bütün bu mutlu hayatın, yaptığın her şey o. Senin tarzın. Her şeye geri gelecek. Bu kadar.